Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İndat. Yeni bir telefonun, akıllı telefonun incelemesiyle sizlerle birlikteyim. Yanımda görmüş olduğunuz telefon Vivo'nun ilk yerli üretim telefonlarından olan Y20 modeli. Y11S ve Y20 ülkemizde üretilmeye başladı ve bir örneği de bizlere geldi. İncelemesini yapacağız. Bakalım Y20 bizlere neler sunuyor? Hadi ona geçelim. Her zaman olduğu gibi tasarım kısmıyla başlayalım. Ben de şöyle bir elime alayım ve tasarımını incelemeye başlayalım. Tasarımın gerçekten çok şık göründüğünü söyleyebilirim. Özellikle arka tarafı benim çok dikkatimi çekti. Böyle iki farklı rengi var. Hemen onları da size söyleyeyim. Obsidyen siyahı ve nebula mavisi olarak iki farklı rengi var bu telefonun. Bizim elimizdeki nebula mavisi. Böyle renkleri o kadar güzel geçişli yapmışlar ki moru görüyorsunuz, maviyi görüyorsunuz, turkuazı görüyorsunuz. Yani bu üç rengin her halinde görebiliyorsun ama dikkat çeken bir detay daha var burada. Çerçeveleri de bu renge uyumlu bir şekilde yapılmış. Alt tarafı böyle mor ve lacivert şeklindeyken üst tarafa gittiğinizde burada turkuaz rengine dönmüş bir şekilde görüyorsunuz. Arka tarafta tabii ki de yine bir Vivo yazımız var ve kamera tasarımı da üçlü kamera, bir de led flashımız burada yer almış. Hafif de bir çıkıntımız da var. Telefon çevresine baktığımızda böyle sağ tarafında bizim dikkat çektiğimiz bir nokta daha var ki o da parmak izi okuyucusu. Burada güç tuşuna entegre olmuş bir şekilde parmak izi okuyucusunu görüyoruz ve yukarı tarafta da ses tuşlarını görüyoruz. Sol tarafı boş bırakılmış ama burada siminizi çıkarıp takabileceğiniz bir yuva var ve siminizi de burada çift sim olarak kullanabiliyorsunuz. Ek olarak da burada micro SD'yi de kullanabiliyorsunuz. Yani hibrit bir sistem değil. Hepsi ayrı bir şekilde de çalışabiliyor. Alt tarafa baktığımızda burada beni üzen bir nokta oldu ki o da bu telefonun micro USB'den şarj olması. 2021 yılında orta seviyeye geçtim. Giriş seviyelerde bile artık micro USB'yi görmemeye başladık. Keşke burada da Type-C'yi görmüş olsaydık diye düşündüm ben. Tabii ki de 3,5 mm'lik kulaklık girişimiz var ve sağ tarafta da burada hoparlör yer alıyor. Ön tarafa baktığımızda burada bizi ekran karşılıyor. Damla çentikli bir ekran var. Biraz çerçevelerin yüksek olduğunu, daha doğrusu kalın olduğunu söyleyebilirim burada. Onu da giriş seviyesi bir telefon olduğunu düşündüğümüzde biraz daha normal olarak kalabilir diyelim ve biraz daha teknik detaya gireyim ben. Burada boyutlarına baktığımızda 164.41 mm'lik bir boyu, 76.32 mm'lik bir eni ve 8.41 mm'likte bir kalınlığı bulunuyor. Yani telefon gayet aslında güzel, tam da elinizde de oturuyor. Çok şık gözüktüğünü zaten söylemiştim. Tasarımını da bu derece yapmaları güzel olmuş. Peki ağırlığı ne bu telefonun? 192.3 gram ağırlığında, yani 200 gramlık psikolojik sınırın altında kalıyor ve bu telefonun içerisinde de 5 mAh pil var. Zaten oraya geleceğim. Yani 5 mAh pille 192 gramlık ağırlık çok iyi bir şekilde harmanlanmış ve size ince bir telefon sunmayı da başarmışlar. Ekran tarafına gelelim şimdi de. Y20 bildiğiniz gibi giriş segmenti bir telefon ve giriş segmenti olan diğer rakipleriyle neredeyse aynı özellikleri barındırıyor. Büyüklük olarak 6.51 inç boyutunda ve IPS LCD HD Plus bir ekran sunuyor. Yani diğer giriş seviyesi telefonlarda aynı şekilde hem IPS LCD hem de HD Plus çözünürlük sunuyor. Yani 720p veya 750p'de diyebiliriz buna. Gayet güzel görüntüler veriyor. Güneş altındaki parlaklığı aslında güzel ama ben herhangi bir nit değeri bulamadım. O yüzden size bu değeri veremiyorum ama PPI değeri ise burada 270 PPI'lik bir oranımız var. Tabii ki HD Plus olunca da PPI değeri de biraz düşüyor. %81.6 ekran gövde oranı var ki bence yeterli. Özellikle dediğim gibi giriş seviyesi bir telefona göre yeterli olarak görüyorum. Burada damla çentik göz yoruyor mu? Hayır, bence yormuyor. Dediğim gibi yine tekrarlıyorum. Çünkü giriş segmenti bir telefon. Alttaki çene biraz kalın geldi. Evet, o biraz törpülmüş olsa daha çok hoşuma gider diye düşündüm ama genel itibariyle gayet iyi bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de 60 Hz'lik bir ekran bizi karşılıyor. Burada günlük hayatta kullanımınızda herhangi bir böyle dondu kastı olmuyor. Yani basma algılama işinde çok iyi yapabiliyor. Ekrandan sonra dikkat çeken noktalardan bir tanesi de Y20'de burada tabii ki de performans kısmı. Giriş segmenti bir telefona nasıl bir performans sergiliyor? Çünkü önemli bir nokta bu. Telefonun sürdürülebilirliğini, iyi çalışmasını burada tabii ki de işlemci sağlıyor. Burada da Qualcomm'un Snapdragon 460 işlemcisini görüyoruz burada. Genelde giriş segment telefonlarda bu işlemcileri görüyoruz. MediaTek tarafındaki işlemcileri de görüyoruz ama burada Qualcomm'un 460 işlemcisi bence, ama şöyle söyleyeyim, bence çok iyi bir iş başarıyor. Yani giriş segmentindeki bir telefonu ne kadar iyi çalıştırabiliyorsa 460 o kadar da iyi çalıştırabiliyor diyebilirim ben. Adreno 610 grafik birimi de eşlik ediyor bu işlemciye. Oyunlarda herhangi bir donma takılma olmuyor. En azından hafif oyunlarda olmuyor diyebilirim. Tabii ki burada Antutu testleri, Geekbench testleri, 3DMark testlerini yaptım. Hemen onları da size söyleyeyim. Yani sentetik testleri hemen size söyleyeyim. Antutu da burada 166.089 puan aldı. Yani 100.000 barajını aşabildi. Bu da gerçekten güzel bir değer olarak karşımıza çıkıyor. 3DMark Slingshot testine baktığımızda da 1411 puan almayı başarıyor Y20. O da gayet ortalama bir seviyede, yani 460'ın performansını kanıtlar nitelikte bir skor almış oluyor. Geekbench 5'e baktığımızda tekli çekirdekte 257, çoklu çekirdekte 1293 puan almayı başardı. Yani dediğimiz gibi burada 460, Snapdragon 460 işini fazlasıyla yerine getirebiliyor. Tabii ki 4 GB RAM 64 GB hafızayla sunuluyor bize. 4 GB giriş segmenti için bence yeterli bir değer olarak gözüküyor. 3 GB'ları da görürüz ama burada 4 GB olması gayet iyi bir değer olarak. 64 GB olması da giriş segmentinde bence yeterli bir değer olarak görüyorum ben. En azından hafıza kart desteği de olmasıyla kendiniz de hafızayı arttırabiliyorsunuz. Belgelerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı burada saklayabiliyorsunuz. Peki günlük kullanımda bana neler yaşattı? Şöyle söyleyeyim, içerisinde Android 11 ve FunTouch 11 var. Yani arayüz olarak FunTouch 11 var. Benim şimdiye kadar Android dünyasında kullandığım en iyi arayüzlerden biri diyebilirim size FunTouch 11'i. Çünkü arayüz hem böyle stok Android gibi gözüküyor ama bir o kadar da özellikleri bol arayüzlerden bir tanesi FunTouch OS. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Hem kullanım kolaylığı hem kullanım rahatlığı, telefonun Snapdragon 460 olmasına rağmen, yani düşük bir işlemciye sahip olmasına rağmen akıcı bir şekilde çalıştırması için bence en iyi seçenek burada FunTouch OS olmuş. Yani diğer telefonlarda, diğer markaların arayüzlerine, evet orada da güzel akıcı arayüzler var ama en iyisi bence burada FunTouch OS olarak karşımıza çıkıyor. Peki oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor diye sorarsanız eğer, PUBG ve PES'te testlerini yaptım. Ben size burada iki farklı değer vereceğim PUBG'de. Birincisi, akıcı ayarlarda yüksek FPS değerinde açabiliyor. Gayet rahat bir kullanım size sunabiliyor. Yani tabii ki de o yüksek 35-40 FPS aralığında rahat bir şekilde size bir oyun deneyimi sunuyor. Ve dengeli ortada açıyor. HD'yi açamıyor maalesef. Dengeli ortada da güzel bir oyun performansı sunuyor ama bence bu telefonu alacaklar, akıcı yüksekte oynamasını tavsiye ederim diyebilirim. Bir de PES 21'de testini yaptım. İnanır mısınız, ben çok beğendim. Onu şimdiden söyleyeyim. PES'te düşük ayarlara getirdiğinizde ama FPS'i de 60 FPS çektiğinizde o kadar akıcı ki herhangi bir donma, kasma ben yaşamadım, görmedim diyebilirim. Bir de şunu söylemek istiyorum, 60 FPS'te oynadığınızda telefon biraz daha ısınabiliyor, onu da söylemeden geçmeyeyim. Tabii ki diğer oyunlarda, düşük grafikli oyunlarda, Alto olsun, Badland olsun, Crossroad gibi oyunlarda, en azından benim oynadığım oyunlarda bir problem yaşamadım. Çok akıcı bir şekilde kullanımı sağladı bana. Arayüze bir de eklemek istediğim şu var ki burada FM radyo var. Uzun zamandır radyo dinlemiyormuşum. Özellikle telefonda radyoyu dinlemiyormuşum. Böyle bir garip hissettim ve eskilere doğru gittim de diyebilirim. Artık şu anda günümüzdeki telefonların neredeyse hiçbirinde FM radyoyu göremiyoruz. Böyle giriş segment telefonlarda radyonun olması da büyük bir artı olarak görüyorum ben. Siz de bu telefonu özellikle kutunun içerisinden çıkan kulaklıkla birlikte kullanabilirsiniz. Gelelim kamera tarafına. Yani şu kameralar beni memnun etti mi diye böyle çok arada kaldım. Yani giriş segmenti bir telefon olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da kamera özelliklerine bakıyorum. Böyle hem evet memnun etti diyorum ama hem de yok ya bu olmamış, üstüne biraz daha koymaları gerekiyor diye düşündüğümde oldu. Hemen size detayları burada sunayım. Ana kamerasına baktığımızda 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. İkinci kamerası 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir makro kamerası. Üçüncü kamerası ise yine yardımcı bir kamera olarak diyebileceğimiz 2 megapiksel çözünürlüğünde olan f2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir derinlik kamerası. Gündüzleri çektiği fotoğraflarda gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben beğendim. Özellikle portre çekimlerinde de başarılı bir şekilde işlevini yerine getirebiliyor. Gündüz çekimlerinde dediğim gibi ışığı güzel ayarlayabiliyor. Özellikle Vivo'ların kameraları gayet iyi olduğundan birçok size burada şey sunabiliyor. Özellikle böyle filtreler konusunda bayağı cömert davrandığını söyleyebilirim markanın. Ama biraz daha böyle ışık düştüğünde, işte geceye yakın olduğunda bir fotoğraf çekeyim, onu paylaşayım, gece modu gibi böyle çekeyim diye düşünürseniz orada biraz daha üzmeye başlıyor. Geceleri kumlanmalar fazla oluyor, grenlenmeler fazla oluyor, renkleri güzel alamıyor, keskin fotoğraflar çıkaramıyor. Odaklama konusunda sıkıntı yaratabiliyor ama genel itibariyle bütün bir çerçevede bakacağım ben. Gündüzleri kamerası çok güzel, portre çekimlerini çok iyi yapabiliyor. Makro kamerası dedirttiriyor ama yine kullanılmayacak kadar kötü değil. O yüzden de kamerasının vasat şeklinde, yani ortanın biraz daha altında kaldığını söyleyebilirim. Onu da giriş seviyesi bir telefon olduğuna veriyorum ben. Tabii ki de üst segmentlere çıktığınızda kameralar daha iyi bir şekilde olacaktır ama burada Y20'nin kamerası gündüzleri iyi, geceleri de dedirttiriyor. Fotoğraflara ek olarak bir de 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz burada gördüğünüz kameralarla. Ama videolar çok böyle sarsıntılı oluyor, OIS yok, herhangi bir sabitleme özelliği yok. O yüzden böyle sarsıntılı çekimler yapabiliyorsunuz. Ama genel itibariyle eğer sabit tutarsanız tabii ki de biraz daha onu absorbe edecektir ve güzel çekimler çekmenize izin verecektir. Ön tarafa baktığımızda buradaki delik ekrandaki kameraya baktığımızda çözünürlüğünün 8 megapiksel olduğunu görüyoruz. F1.8 diyafram açıklığına sahip. Kameranın çektiği fotoğrafları ben beğendim. İlk önce onu söyleyebilirim. Yani portre çekimleri, normal çekimler açısı, genişliği gayet iyi şekilde karşımıza çıkıyor. O da yine geceleri biraz daha ışık düştüğünde yine kumlanmalar, grenlenmeler ve oradaki keskinliğin daha azaldığını görürüz. Arka kamera gibi 1080-30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Burada da dediğim gibi sallantılı videolar çekebiliyorsunuz. Yani giriş segmenti bir telefonun nasıl video çekebiliyorsa 1080p'ye 30 fps'te bu da aynı şekilde videolar çekebiliyor. Ses konusuna gelelim şimdi. Ses konusunda giriş segmenti bir telefondan ne ses bekliyorsanız, yani mono hoparlörden ne bekliyorsanız o sesi size vermeyi başarıyor. Bassları çok yüksek değil, tizleri de çok belirgin değil. Gayet iyi bir ses verdiğini söyleyebilirim. Yüksekliği de gayet iyi ona karşın. Bir de burada 3.5 mm'lik kulaklık girişi var. Kendi kulaklığınız varsa onu kullanabiliyorsunuz. Yoksa da kutu içerisinden çıkan kulaklığı rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi segmentinde her telefon burada stereo hoparlörü değil de mono hoparlörü kullanıyor. Burada da mono hoparlörü görüyoruz. Evet, gelelim şimdi Y20'nin en güçlü olduğu noktaya. Burada 5 mAh'lik bir pil var. Yani şu telefona şöyle baktığınızda içerisinde 5 mAh değil de daha çok böyle 4000 ile 4500 mAh'lik bir pil olduğunu varsayıyorsunuz ama 5 mAh'lik bir pil var. Burada 10 Watt'lık destek var. Micro USB var. Evet, bunlar kötü bir değerler. Yani telefonu en azından gece şarja takıp sabah almanızı öneriyorum ben burada. O yüzden gün içerisinde şarja takarsanız dolması bayağı bir uzun sürüyor. Hemen değerleri de sizlere söyleyeyim. Ben telefonu %4 ile saat 20.46'da şarja takmışım burada. Hemen sonra %51'de veya 52'de veya %50'de kaç şarj olur diye tahmin ettiğimde bakayım dedim ve hani %54 olmuş. Saat 21.54'te %54 şarj olmuş. Peki %100'e ne kadar da ulaşmış diye baktım. Onu da bekledim ve saat 23.24'te %100 oldu. Yani 20.46'da %4 iken 23.24'te %100 oldu. Yani 3.5 saatte burada 5 mAh'i 10 Watt'la doldurmaya başardı. Yani gece koyun sabah alın, çok daha rahat edeceksiniz bu telefonu şarja koyduğunuzda. Ama bunlar her biri bir yana, telefonun pilinin gitmesi bir yana. İlk önce size test skorunu söyleyeceğim. İnanılmaz bir test skoru çıktı ortaya. 23 saat 5 dakikalık ekran süresi verdi. 23 saat arkadaşlar, yani pili bitmek bilmiyor. Testlerde gördük 15 saatler, 13 saatler, 18 saatler. Burada 23 saatlik bir bekleme modu, yani ekran açık süresi verdi. İnanılmaz bir sayı bu. Yani ben daha önce hiçbir telefonda bu kadar yüksek bir ekran süresini görmemiştim testlerde. Baktım, telefonu gece taktım, öğlen oldu, şarj devam ediyor, yani test devam ediyor. Akşam işten çıktım, test devam ediyor. En sonunda Doğuş'a dedim, Doğuş bitince bana haber et ve buradan ekran görüntüsü alır mısın diye. Ekran görüntüsü aldı. 23 saat 5 dakikalık bir ekran süresi aldı. Ben kullandığım zamanda da yani ikinci iş gününün bittiğinde %25, %30 şarjım vardı. Çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim bu konuda Y20'nin. Yani bu telefonu alacaklar sırf bataryası için alabilir. Powerbank niyetine kullanabilir diyebilirim yani. O kadar iyi bir bataryası var bu telefonun, Vivo Y20'nin. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle böyle 10 Watt olmasını evet bir kenara bıraktım ama bu skorları vermesi benim çok hoşuma gitti diyebilirim. En çok da bataryasını beğendim telefonun. Bir de ağ bağlantılara bakalım, burada neler var neler yok diye. Günümüzün şartlarını burada destekliyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Günümüzdeki indirme ve yükleme işlemlerini çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Her şekilde verimi yedekleyebildim ben bu telefondan başka bir telefona geçerken veya başka bir telefondan bu telefona aktarırken. Bluetooth 5.0 var. Bluetooth kulaklığımı çok rahat bir şekilde bağlayıp da müziğimi dinledim, filmlerimi izledim ve dizilere de bakabildim şeklinde yorumlayabilirim. Sizler ne düşünüyorsunuz Vivo Y20 hakkında? Ben en çok bataryasını beğendim. İnanılmaz bir bataryası var gerçekten. Şu anda da fiyatı da böyle 2600 liradan düşmeye de başladı. Yerli üretim bir telefonumuz. Vivo'ya destek vermenizi istiyorsanız bu telefonu bence almalısınız da diyebilirim. 5 mAh 23 saat ekran süresinden bahsediyorum. Gayet iyi. 2 günün tamamını dolduracak bir şekilde batarya performansı var. O yüzden çok iyi bir telefon olmuş Vivo Y20. Ben çok beğendim. Siz de telefon hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında bize belirtirsiniz. Çok iyi olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki inceleme videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.